Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son videoda bugüne başlayıp bırakmıştım. O yüzden bugünü tekrar yeniden başlatacağım. Bugün George'un doğum günü varmış. O yüzden ona hediye götüreceğiz. Bir de dün görev tamamlamıştık bildiğiniz gibi. Onu da videonun son kısmında göstermiştim. Şimdi tekrardan göstereceğim. 8800 altın para geldi. Bir de yine aynı şekilde de dışarıya bir posta geldi. Bugün yağmurlu bir gün. O yüzden adaya gidip şu görev işini halledeceğiz. Bu sefer erken gideceğiz. Geç kalmayacağız adaya. Ama tabii öncesinde şu mektubu bir göstereyim. Gördüğünüz gibi dünkü yaptığımız görevden dolayı bize bir sandık göndermiş Levis. Onu da yine bir yere koyabiliriz. Zaten burada bir tane vardı. Bir tane aşağıda vardı. Bunu da Sera'nın ön tarafına koyabilirim. Şimdi ben hızlıca bir şu bahçeye dolaşayım. Sonra adaya gittiğimizde oradan devam ederiz. Evet, bahçedeki işlerimizi hallettik. Şimdi George'un yanına gideceğim. Portakal seviyormuş. Portakal vereceğim. Tabii şurada birkaç meyve gördüm. Onları da toplamadan geçmek istemiyorum. Yine bir tane de şuraya saklanmış. Aslında buradaki ağaçlara da akıtaş getirebiliriz. İki tane de şunları taksak. Yine buradan da üretim olur. Onu da bir dahaki sefer artık unutmayalım. Hemen George'un yanına uğrayacağım. Oradan da direktmen adaya geçeceğiz. Bugün adada iyi değerlendirmemiz lazım. Hemen portakalını verelim. Kaç oldu George'la kalbimiz? 3'e çıkmış. Güzel. Herhangi bir sinematik vesaire var mı? Şu an için yok. O zaman adaya geçebiliriz. Evet, adada da yine yağmurlu gün. O yüzden adada şu kuşu artık arayacağız. Sanırım o da şurada bir yerde olması lazımdı. Gerçi yanlış hatırlıyor olabiliriz. Evet, buradaymış. Doğru hatırlamışım. Buradan da eserimizi aldık. Daha doğrusu mineralimizi. Hem burada müze parçası topladığım için aklım hep esere gitmiş. Müze parçamızı, mineral parçamızı aldık. Şimdi artık şu görevi tamamlayabiliriz. Bakalım taşları düzgün yere koyduysak. Zaten görev direkt hallolacak. Düzgün değilse de yerlerini değiştirerek görevi tamamlayacağız. Ve buradan da ödülümüzü alacağız. Evet, burada görevle ilgili bir tekerleme görüyorsunuz. Bu değilmiş. Şunu alalım. Şöyle bir değiştirelim. Direkt etkileşim olur kendisi. Bu da değil. Bu gerçi şunu biz şuraya alalım. Bunu şuraya alıp bir de şunu şöyle deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi 5 tane altın ceviz geldi. Bu şekildeymiş sıralaması. Onu da halletmiş olduk. Şu arada şurada bir tane altın ceviz var. Onu da şimdi fark ettim. Daha önce geldiğimde görmemiştim. Güzel. Altın cevizimiz 10 oldu. Fena değil. Acaba bu ışınlanma portalı için 10 tane yetiyor muydu? Onu bir kontrol edeceğim. Eğer yetiyorduysa hemen gidip orayı açalım ki en azından eve dönerken direkt çiftlikten çiftliğe geçeriz. Gereken zaten yeterince geç geliyoruz. Giderken bari anında gitmiş olalım. Hemen bakacağım ne kadar gerektiğine. Oo, 5 tane gerekiyormuş sadece. Bu posta kutusu için gerçi. Tamam, bunu bir açalım biz. Posta kutusu gelsin. Şuraya ışınlanma için ayrı bir kuş gelmesi gerekiyor. O da demek ki başka bir gün gelecek. Ha, hemen gelmiş zaten. Bu 20 tane istiyormuş. Aa, şurada bir tane var bu arada. Onu şuradan geçişi var acaba. Onun bir bakalım. Hem de biz buraya gelmişken şu ürünlerimizi toplayalım. Gerçi bu görevi
Muhtemelen yetiştiremeyeceğiz de. Çünkü çok az çıkıyor şansımıza. Yine de deneyelim. Belki tamamlarız. Çoklu çoklu çıkarsa yukarılarda hallolabilir. Şurada bir yerden geçiş olabilir belki. Şu tarafa. Burada yok. Şu aşağı kısmı bir kontrol edeceğim. Burada da yok. Oraya nereden geçebiliriz? Üstlerden de geçiş yok. Oraya geçmenin bir yol olması lazım. Muhtemelen yorumlarda arkadaşların bahsettiği yerde burası. Orada bir tane daha var dedikleri yer. Ama şu an oraya geçemiyoruz. Şuradan da mı acaba geçebileceğiz? Belki şu taş kırılıyorsa oradan geçiliyor olabilir. Hemen denemek istiyorum onu. Ha, evet, bu şekilde buradan sanırım geçiliyor. Evet, buradan geçiliyormuş. Onu da almış olduk. Sanırım bu bölgede başka da kalmadı herhalde. Eğer tabi yorumlarda bahsettiğiniz buysa, onu da yine yorumlara yazarsanız buydu veya değildi. En azından bir daha burada aramakla uğraşmayayım. Şunlar da elimizdeymişken artık öldürelim, çıksın aradan. Bir tane de burada kalmış. Tamamdır. Biz şimdi malzemelerimizi aramaya devam edelim. Görev için gereken malzemeleri. Aynı zamanda Hindistan cevizine de tabii ki devam edeceğiz. Her 10 Hindistan cevizi bir tane altın Hindistan cevizi yapıyor. Demişken bir altın Hindistan cevizi bulduk. Şuraları yine kırmaya devam edeceğim ben. Buralardan hala bize gelmedi. Gelmekte de ısrar ediyor. Ne gelmedi? Altın ceviz gelmedi tabii ki. Bütün derdimiz, sorunumuz altın cevizle alakalı. Şuraya şu üstündekileri hemen şöyle bir bırakayım. Bir de gidip yukarı taraflara bir bakalım. Burası kaç para istiyordu? Kalarus kaç ceviz istiyordu? Ha, 10 tane. 4 tane daha bulursak buradaki dükkan açabiliriz. Aslında önce dükkan açsak güzel olur. En azından oradan alabileceğimiz tarifler vesaire var. Onları da aradan çıkartmış oluruz ki müzeyi tamamlamak için de yine altın cevizi oradan çevireceğiz elimizdeki insan cevizlerini. O şekilde işimize yarayacak. O yüzden bir an evvel oraya açsak iyi olur. 4 tane daha bulursak oraya açabiliriz. Gelmişken şunların hepsini kıracağım. Bu arada şurada kaçırdık. Herhangi, gerçi bunun artık görevimiz kalmadı ama yine de görmüşken kullanmak istiyorum şu tepsimizi. Bakır tepsiyi. Hemen şuraya da bir vuralım. Yabani yem çıktı buradan da. Fosilleşmiş bir kaburga bulduk buradan. Biz acaba o kaburgayı müzeye vermiş miydik? Vermediysek de neden vermedik? Çünkü daha önceden de düşürmüş olmamız gerekiyor. Muhtemelen ben onu diğer eve götürdüm. Sonra da buraya geri getirmeyi unuttum. O yüzden de vermemiş olduk. Neyse, şimdi müzenin yanındayken onu da müzeye bırakıvereyim. O da bu şekilde aradan çıksın. Tamamdır. Bacağın birini daha koyalım. Diğer bacağı da evdekilerden getirip de koyarız. Yine baş kısmını da zaten altı ceviz kırarak bulacağız. Yine yılan başını da bulmuş sanırım. O da evde olması lazım. İşte şu yarasa biraz bizi uğraştıracak. Yarasa fasulye. Onun için çünkü yukarıdaki mağaraya bayağı bir gitmemiz gerekecek. Onu da bir şekilde artık halledeceğiz.
Bu arada şuraya kadar gelmişken şu mağaraya girip tekrardan toplayalım şu mantarları. Zaten akşam oldu. Bugün için herhangi bir işimiz de kalmadı. Biraz da belki şurada bal tutmayı deneyebiliriz. Ha, daha mantarlar olmamış. Şu an buradan bir balığa ihtiyacımız yok ama yine de sırf zaman geçirmek için birkaç balık yakalamak istiyorum derken bir tane daha altın cevizin gelmiş olması benim balıkçılığa olan inancımı daha fazla seviyeye çıkarttı şu an. Balıkçıdan toplamda kaç tane veriyor bilmiyorum altın ceviz. Biz kaçını aldık onu da bilmiyorum. Çünkü sürekli vermiyor. Belli bir miktar veriyor her şeyi. Mesela tarımdan 4-5 tane civar veriyor. Yine balıktan da yine aynı şekilde olması lazım. Yine madende taş kırarken de aynı şekilde olması lazım. Belli şekillerde veriyor. 4'e 5'er tane. Daha fazlasını vermiyor. Çünkü her şeyin ayrı ayrı yerleri var. Bir de 130 tane altın ceviz tamamladıktan sonra daha fazla çıkmıyor diye biliyorum. Yani herhangi bir yerden. 130'dan sonra drop'u kapanıyor olması lazım. Yine de bilenler varsa yorumlarda yazarlar. Biz de doğrusunu öğrenmiş oluruz. Belki benim bildiğim yanlıştır. Neyse güzel, en azından şuradan da zaten 15 tane alacağız çiftlikteki görevi yaparken. O kurbağa görevi 5'er 5'er verecek. Toplamda 15 tane verecek. En azından onunla ışınlanma kısmını da açmış oluruz. Zaten ondan sonra bir de şu dükkan meselesi kalıyor. Sonrası pek de önemli değil açıkçası. Yani şu asansörleri, papağanların daha doğrusu ışınlama için taşıdığı asansör benzeri yapıları açmak pek de önemli değil. Zaten her yere gidip gelebiliyoruz. Adada zorlanmıyoruz o açıdan. Yine aynı şekilde bu madendeki köprüyü de yapmaya gerek yok şu an için. Orasında önemi yok çünkü su dökerek geçebiliyor zaten. Köprünün pek bir ehemmiyeti yok o konuda. Ama yine tabii müzeden gelen altın cevizlerle elimize cevizler gelmeye devam edecek. Yine tabii aynı şekilde de ufaktan eve geçelim. Yine aynı şekilde de bu adanın sağ tarafı açmamız için de 20 tane altın ceviz gerekiyor. Plaj için daha doğrusu. Onu açtığımızda yine sağ tarafta bölüm açılacak. Yine oradan da altın ceviz kazanacağımız yeni yarışmalar olacak. Bir tanesi deniz kızıyla alakalı bir görev. Diğeri de korsanlarla alakalı bir görev. Orada iki tane yer var. Ayrıca yine orada altın cevizin çıktığı spawn noktaları da var. Yine oradan da birkaç tane daha altın ceviz alacağız. O yüzden ışınlanmadan önce burasını tamamladıktan sonra yani 15 tane gelecek ya. Şu an bizde kaç tane var? 7, 22 olacak. İlk önce biz plajı açalım. En azından o aradan çıksın. Çünkü plajı açınca diğer taraf açılacak. Oradaki görevleri yaparak da tekrardan 20'ye çıkıp ışınlanmayı açmış oluruz. Bu şekilde zorlanmadan her şekilde iki tarafı da halletmiş oluruz. Yarın herhangi bir doğum günü var mı? Yarın herhangi bir doğum günü yok. O yüzden bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Burada kalabiliriz. Burada tek eksiğimiz televizyonun olmayışı. Onu da artık gidince yapacağız. Bu arada 4 gün kalmış ve 70 kemik gerekiyor. Bunu burada yapamayacağız. Muhtemelen diğer kasabaya gidip oradaki madende iskelet keseriz. Aynı şekilde 40 tane daha zencefil bulmamız lazım 4 günde. Bunu da muhtemelen halledemeyeceğiz gibi geliyor. Çünkü çok az zencefil çıkmaya başladı. İyi, kavunlar az kalmış. Birkaç güne büyüyecekler. Gelmişken ben hemen şuradan şunları bir toplamak istiyorum. Ha, bu arada diğer şey artık define. Bunun içinde de eserler çıkıyor. Bu define bu şekilde görünüyor. Yine aynı jeotlarla aynı sistem. Gidip demirciye kırdırıyorsunuz. Demişken bir tane daha altın insan cevizi çıktı. Bu arada altın cevizi, insan cevizi elimizde ne kadar oldu bilmiyorum. Ama bakalım 7-8 tane olduysa eğer onların hepsini götürüp bir demircide kırdırmayı deneyebiliriz bugün. Belki çıkarsa en azından uğraşmamış oluruz daha fazla altın ceviz bulmak adına. O da bizi birazcık rahatlatır. O yüzden şuradaki biz işlerimizi halledip bir de kasabaya dönelim. Bir demirci Clint'i ziyaret edelim. Bakalım neler var neler yok. Görelim. Bu arada şuraya bakalım toplam sayımız kaça çıkmış. 52 olmuş. 48 tane eksik. Onu da 15 tanesi kurbağadan gelecek. Yine bir 10-15 tane de diğer bölgeden alacağız. Bayağı bir 30-40 tane daha getireceğiz oradan.
Şöyle etrafta biraz daha solucan arıyorum ki, çünkü solucanlardan da eser çıkartacağız biliyorsunuz. Ada civarındaki, ya adanın üzerindeki solucanlardan çıkıyor o eserler. Özellikle bu evimizin olduğu bölgede. O yüzden her tarafı dolaşmaya çalışıyorum solucan bulmak için. Biraz da şöyle kıyıdan dolaşalım. Başka da solucan yok sanırım burada. Neyse şu üstümdekileri bir şuraya bırakacağım. Sonra şuradan altın tane cevizlerini alayım. Burada bir herhangi bir şey bırakmış mıyız buraya? Yok, sadece balık var birkaç tane. Gereksiz. Clint'e gitmişken şunları da gerçi götürüp kırdırabiliriz defineleri. Şu jeotları da alalım hatta. Şu yılan kafasını da ve şu bacağı da yukarıya bırakalım. O dağdan çıksın. Başka da bir şey şu an için yok. Hemen gidip yukarıdaki müzeye şu eksik parçaları bırakacağım. Ondan sonra da kasabaya geri döneceğim. Evdeki altın cevizleri de toplayıp bir Clint'in yolunu tutalım. Hem oradaki müze için hem buradaki müze için biraz daha bağışlanacak eser araştıralım. Sanırım buradaki görevde ümidi kestim. Çünkü burada da çıkmıyor gördüğünüz gibi. O yüzden zaten o zencefil görevini tamamlayamayacağız. Bir dahaki sefere bekleriz artık. O yüzden kasmaya da gerek yok. Şöyle ipucuna bakalım bakalım neymiş. Aşırı sıcakta hayatta kalabilirler diyor. Sence ilginç değil mi? Yani bize diyor ki lavlarla dolu olan mağaraya git diyor aslında. Neyse şuradan gelmişken şunları da kıralım. Aklımızda kalmasın. Baksaydık, kırsaydık belki varmıştır diye. Olmayacağını bile bile yine de kıralım. Ama eğer bu görev şöyle 2 tane 3 tane eksik kalarak biterse bayağı bir sinir olurum. Çünkü bunlar uzun süreli görevler. Böyle her hafta değişen görevlerden değil. 14 günlük görev bunlar. En başından başlamadığımız için biz bu şekilde sıkıntı çektik. Ama en başından başlasak günlük zaten 5-6 tane toplasak zaten aşağı yukarı tamamlamış oluyoruz. Neyse. Gidelim bakalım kasabadaki evimize. Evet, kasabaya geldik. Evden de alabildiğim kadar jeot aldım. Bayağı bir üstümüzde jeot var. Şöyle göstereyim. 5-6 cevizimiz, 2 definemiz, 33 normal jeot, 127 bütün, 32 yanık ve 9 donuk var şu an üzerimde. Hepsini olmasa bile kırdırabildiğim kadar birazcık kırdıralım. Çünkü hepsini kırdırıp bağışlamak bayağı bir uzun sürebilir. Ama yine şansımızı deneriz. Kırabildiğimiz kadar kırarız. Bakalım neler verecek. Neyse at buradan geçmiyordu. Kendim geçeyim bari. Müzenin kapanışına kadar ne kadar yetiştirebilirsek o kadar kırdıracağız. Hemen şuradan ilk önce bunlarla başlayalım. Altın ceviz çıktı. Güzel. Ve bakıyoruz ki mango çıktı. Güzel. Mangomuz yoktu. Ve işte bu. Ananas. Bunu çok bekliyordum. Ananas çıktı. Bir tane daha mango geldi. Ve yine ananas çıktı. Neyse. Şans yok. En azından bir tane muz çıksaydı çok da güzel olurdu. Neyse. Kırmaya devam edelim bakalım biz. Önce şunları bir aradan çıkartalım. Enden dişi otlar bunlar. Düzler. Hemen şöyle bir miktar bağışlayalım. Sonra kalan süreden tekrardan kırmaya devam edeceğiz. Bağışlayamadık. Çünkü zaten bunların hepsini bağışlamışız. Bu bizim için birazcık kötü oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hemen şunları bırakıp tekrar geri döneceğim. Yetişebildiğimiz kadar birazcık daha vermiş olalım. Şunları hatta hepsini buraya bırakabilirim. Şu kalsın. Şunları alalım. Yine aynı şekilde şunları müzeye verecektim. Bunları da alalım ki en azından aradan çıksın.
Evet, yine bayağı bir kırdık. Bakalım bundan arasından verebileceğimiz varsa verelim. Evet, varmış en azından iki tane de olsa. Hatta üç tane varmış, güzel. Hemen tekrar geri gidip birazcık daha şansımızı deneyebiliriz. Tabi denemeden önce şuradan şu killeri, taşları da atalım yine aynı şekilde. Başka bir şey şu an atmak istemiyorum, o yüzden devam edelim. Evet, sanırım başka da yerimiz yok. Diğer eserler de üzerinde zaten. Onlar da yer vermedi. Neyse, ne gelmiş? Çift totemi ve kristalarium gelmiş. Üzerimde çöp atacak bir şey var mı şu an? Şöyle bakarsak şunu çöp atabilirim çünkü kristalarium'u alacağım. Totem önemli değil ama onu sonra alsak olur. Kristalarium'u şimdi alacağım ki onun da içine yeşim koyup onu da çoğaltalım. Neyse, bugünlük yeter. En azından yani bugünlük jeot kırdığımız yeter yani. Daha sonra yine tekrar kırmaya devam ederiz. Nasıl altın ceviz topladığımızda tekrardan gelip altın ceviz için uğrayacağız buraya. Şuradan da üstümüze alabileceğimiz varsa onları bir alalım. Tamamdır. Her şeyi sandığa yerleştirdik. 23 yaşım olmuş. Bir tane daha kristal onu oraya koyduk. İridyum eritmeye başladım. O çünkü 8 tane iridyumumuz olmuş. Kırdırmadan gelen iridyumlarla beraber. O bayağı iyi oldu. Bu arada şunları adaya götüreceğiz. Onlar üzerimizde dursun şimdilik. Yine buradan adaya götüreceğimiz herhangi bir şey yok. Şöyle başladık, ekinlere bakmak istiyorum ben. Olan bir ekin var mı toplamamız gereken? Henüz olan bir ekin yok. Bugün 25 olmuş. Festival 27'sinde miydi, kaçındaydı? Bir onu kontrol ederim. Festival 27'sindeymiş. Güzel. O zaman yarın için adaya gidebiliriz. Hatta bugünden de adaya gidebiliriz gerçi. Yani yarına bırakmadan. Gerçi bugün artık gidemeyiz. Saat yine 5'i geçti. Bugün buradayız. Yarın sabah gideriz artık adaya. Bunları da hiç sevmiyorum. O yüzden direkt atacağım. Para da vermiyor ama işimize de yaramıyor. Yanlış yere koyduk. Şöyle. Bu arada 10 tane daha eski tohum olmuş. Eski tohumlara devam edelim. Hatta ben şöyle üstüme şu eski tohumları bir alayım. Şunlar şöyle aşağıda kalsın. Saat 12 oluncaya kadar burada eski tohumları bir çoğaltayım ben. Evet, bugün de ada meselemizi hallettik arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse kemik eksiğimiz bayağı fazla var. Ama zencefil az kaldı. Yetişir mi bilmiyorum. Geriye 2 gün kaldı. Bugün saymazsak. Kemik yetişmeyecek gibi bu duruyor ama zencefilin yetişme ihtimali yüksek. O yüzden kemik için hiç uğraşmayıp direkt zencefile odaklanacağım. Yarın sabahleyin kalkınca yine adaya gideriz. Zencefil kovaları. Sonra akşamleyin geri dönüp Ruhluk Arifesi'ne gelebiliriz. Tabii sahile inmek için de bize totem gerekecek. Yarın sabahleyin çünkü diğer türlü bir geçiş olmayacak festival dolayısıyla. Totemimiz vardı sanırım. Yoksa da yaparız zaten. O mesele değil. Bugün biz televizyona bakmış mıydık? Evet, bakmıştık. Şimdi sinirli görünce fark ettim. Neyse, hemen bu gece burada halledelim. Televizyona şöyle tekrardan bakalım. Bakalım bugün şans nasılmış. Ne iyi ne kötü demiş. Şans kendi ellerinizde diyor. Şunları da hemen şöyle şuraya bırakayım. Dün adada kısımları bilerek atladım çünkü ekstra bir şey yapmadım. O yüzden videoyu da boş şeyler uzatmak istemedim. Yine her zamanki gibi yukarı çıkıp kemiklerden toplamaya çalıştım. Yine aynı şekilde de zencefilleri toplamaya çalıştım. Onun üstünde herhangi bir şey yapmadık. O yüzden de aynı şeyleri göstermedim.
Hemen hızlıca şuralara bakalım. Sonra sahil totemimiz varsa sahile geçelim. Yoksa da yapalım bir tane totem. Bunların yine eksikleri var ama onlar artık daha sonra hallederiz. Şimdi onlarla da uğraşmayacağım. Birazcık şuraları budayalım. En azından 3-5 saman. Çünkü ne kadar saman var kontrol etmedim. En azından bugün yarına geçecek kadar bir birikim verilmiş olalım. Bu taraf at geçmeyecek. O yüzden ben kendim geçeyim. Şu ara yerlerden bir şekilde atlar takılıyor ve geçmiyor. Burada bayağı bir kerestemiz olmuş, büyümüş daha doğrusu. Şu yanına küçükler geldiği için büyümeleri engellenmiş diğerlerinin. Yine buradakiler de büyümüş. Onların hepsini keseceğiz tabii ki. Bahçe işlerimiz hallolduğuna göre hemen bakalım totemimiz var mı bizim burada. Sahil için. Evet, varmış. Şunları da hemen şöyle bir toplayıp sandığa koyayım. Tamamdır. Şimdi artık kumsala gidebiliriz. Oradan da adaya geçelim. Tabi umarım Vilni kapısı açıktır. Gerçi olmanın zamanlarda bile açık bırakacağım demişti. Muhtemelen festival günleri de açık bırakıyordur diye düşünüyorum. Evet, açık bırakmış. Hemen adaya gidip toplanacak bir şey var mı bakalım. Toplayıp gelelim. Adada yine yağmur yağıyor. Güzel. Her ne kadar yağmurla işimiz kalmasa da yağmur daha güzel görünüyor adada. Kavunlar hala büyümemiş. Şöyle aşağılara bakalım. Herhangi bir solucan vesaire var mı diye. Bu tarafta yok. Bu tarafta da yine şurada bir tane kestanemiz varmış. İnsan cevizi gördüm orada. Bu arada bu yağmur kuşları vermeye devam ediyor. Tekrar tekrar verdiğinizde bir işe yarıyor mu? Hiç denemedim. O yüzden sizinle beraber deneyebiliriz. Eğer yağmurları kaçırmazsak tabii ki. Yağmurlu günleri. Deneyebiliriz. Şu an ilk yağmur şeyini aldık. O yine yerine götür koyalım. Bakalım ikinci sefer, üçüncü seferde herhangi bir getirti olacak mı? Onu da hep beraber görmüş oluruz. Bu arada şurada da sanki birkaç tane çıkıyordu bazen. Evet, şurada çıkıyordu. Çıkmamış. Buraya kaç gündür bakmıyoruz gerçi. Belki oradan da kaybımız olmuş olabilir. Neyse, artık ona yapacak bir şey yok. Hemen şunları biz şuraya bırakıp şunu da götürüp bırakalım yerine. Sanırım ilginç şekilde koydurmuyor. Neyse, bunu öğrenmiş olduk. Tek seferlik oluyormuş. Hala aynı tekerlemeyi tekrarlıyor ama herhangi bir şekilde taşları yerleştirmiyor. Her ne kadar art çıksa da koydurmuyor taşları. Demek ki bu görev tekrar tekrar yapılmıyor. Ben yapılır ama bir şeye yaramaz, belki para falan verir diye düşünmüştüm. Daha önce denemediğim için. Ama yapılmıyormuş. Onu da görmüş olduk. Yukarı çık bakalım. Bakalım orada
Biraz daha bulabilecek miyiz? Görev eşyalarımızdan. Bu arada diğer görevleri de halledelim bir ara. Çünkü zaten kış geliyor. Herhangi bir ekstra işimiz kalmamış olacak. Onlara hemen tık tık tık. Zaten onlar anında günlük görevler. Şunu götür, bunu götür görevleri. Basit görevler yani şunlar. Pembe pir vereceğiz. Gasa istakoz vereceğiz. Başkana da yer mantarı vereceğiz. Tabii o bir mevsim bekleyecek. Mecburen. Yine şurada bir solucanımız var. Yine Gölevez'den başka bir şey bilmiyor. Gölevez'den başka bir şey de vermiyor. Neyse zaten bir sonraki eğer şeyi tamamlayamazsa zaten. Bunu tamamlayamazsa zencefil olayını yarın tamamlayamazsak daha doğrusu. 11 tane bulamazsak. Zaten şey verecek o. Bir sonraki seferde zencefil değil. Gölevez topla diyecek. O da basit. 100 tane Gölevez ekeceğiz. Ve toplayacağız bitecek. O yüzden o açıdan rahat olabiliriz. Ama tabii ki temennimiz şimdi halletmek ki tekrar tekrar bir daha görev telaşına girmeyelim. Ama tamamlayamazsak da yapacak bir şey yok. Şunları hemen bırakacağım. Sonrasında geri dönebiliriz. Bu da kalsın şurada. Evet yine biz her zaman gibi buraya attı. Festival olduğunda addan gelirseniz direkt buraya atıyor. Hiç sizi kumsalla falan muhatap etmiyor. Neyse bu bizim için daha iyi oldu tabii ki. Bu sayede odun kesme şansımız var. Beklerken birazcık odun keselim. Hatta ben şu kısmı şöyle komple bir temizleyeyim de burası açılsın. Neyse bayağı bir ağaç kestik gördüğünüz gibi. Ve daha hala orada kocaman bir orman var. Oraya ektiğim tohumlar hiç dokunmadığımız için sürekli etrafa yayılarak yayılmış ve bol miktarda odun oluşturmuş. İyi bu güzel bayağı bir idare edecek kadar odunumuz oldu. Onlarla bol miktarda fıçı üretebiliriz artık. Fıçı odamız için. Şimdi artık gidelim biz. Şuurluk arifesini aradan çıkartalım. Zaten pek bir olayı yok. Gideceğiz altın balkabanı alacağız ve çıkacağız. Bir de bakarız dükkanda herhangi bir tarif var mı? Almış mıyız, almamış mıyız? Ona bakarız. On dakika kalmış. Hemen bekleyelim geçmesini. Başladı. Önce dükkana bakacağım. Evet tarif varmış. Onu aldık aradan çıkarttık. Bunu da zaten aldığımızı düşünüyorum.
Evde vardı sanırım. O yüzden onu almayacağım hiç. Ekstra buradan bir şey almaya gerek yok. Hemen gidip şu altın balka bandı da alalım hızlı şekilde. Çünkü o özel bir hediye. Onu herkese verebiliyor zaten. Vermek istediğimiz biri sorursa hemen ona verip kolay şekilde kalp kazanabiliriz. Kasabiliriz ya da kazanabiliriz diyelim. Linus'la büyücü yine her zamanki yerlerindedir. Topluluk içine girmeden kendileri takılıyorlar orada. Güzel altın balka bağı. Zaten önceki yılda da almıştık. Şimdi bir tane daha aldık. Gücümüze güç kattık diyebiliriz. Bu bizim stok gücümüz. Stoklama gücümüz. Ne var ne yok zaten stokluyoruz. Hoşuma gidiyor bu tarz oyunlarda stok yapmak. Bazen girinden fazla stok yapabiliyorum ama zaten pek bir önemi yok yani. Neticede beni zengin edecek şeyler değil. Yani bizim zenginliğimiz burada kendi elimizle oluşturduğumuz çiftliğimiz zaten. Ki onun da şimdi zaten gereken parayı her türlü tohumlardan vesaire bulabiliyor haldeyiz. Özellikle şu eski tohum olayı bizi çok çok üst levellere çıkartacak. Eski tohum demişken ben şu hızlıca seraya bakıp gelmek istiyorum. Eski tohumlar olduysa boş yere beklemesin. Toplayalım en azından. Bir işe yarasınlar. Hiç oyalanmadan şöyle bir bakıp çıkacağım. Ki hakikaten de olanlar varmış aralarında. Onları toplayalım şöyle ziyan etmeyelim hiç. Tamamdır. Yine kahve çekirdeklerimiz olmuş. Onlar da gelmişken alalım. Şunları da alalım buradan. Şöyle şunları şuraya bıraktık. Şunları şöyle şuraya bıraktık. Bir tane şunları alıp tekrardan üretime koyup evimize geçebiliriz. Bu yosunlar yerden alınsa bile ilginç şekilde düz geliyor. Mor yıldızlı gelmiyor. Ben bunlardan mor yıldızlı geldiğini düşünmüştüm. Yani öyle sanıyordum daha doğrusu. Ama bunlar düz geliyor yerden. Demek oyunda mor yıldızlı bir şekilde onların oluşumu yok. Tek bir tip ayarlamışlar. O da o şekilde gelmesi. Evet, gece yine bir random etkinlik oldu. Tuhaf bir ses geldi. Evet, garip bir ses duyuldu. Hemen o sese bakalım ve videomuzu noktalayalım. O ses tabii her zaman rehber video çektiğimiz için onu da göstermiş sizdir diye düşünüyordum ki göstermemişsek bile şu an görmüş olalım. Evet, bu bir uzaylı kapsülü. Bu birkaç gün boyunca böyle yanıp sönecek. Sonra durduğunda kırılmış olacak ve bunu alıp istediğimiz yere koyabileceğiz. Herhangi bir etkisi, yararı, zararı hiçbir şey yok. Süs eşyası sadece. Aynı çıkan baykuş heykeli gibi. Herhangi bir olayı yok. Yani eğer yorumlarda ne işe yarayacak diye soran olursa şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Hiçbir işe yaramıyor. Süs için istediğiniz yere koyabilirsiniz. Kırıldığı zaman. Kırılıncaya kadar maalesef o şekilde orada kalacak. Bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten bu mevsimde bitirdik. Burada son kalan ekinleri toplayıp hayvanların da yemlerini güzelce ayarlayıp adaya geçeceğiz. Bir mevsim boyunca adadayız. Bakalım adada neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz.